Allah gününüzü hayır eylesin inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi kendi istikametinde olanlardan eylesin. Gündem serbest. Selamun aleyküm efendim. Aleyküm selam. Efendim bir rivayette Hazreti Ayşe validemize Peygamber Efendimizin ahlakı sorulduğunda onun ahlakı Kur'an ahlakıydı demişti. Yani öyle okuduk. Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmak yani benim zannımca kolay bir şey değil. Yani insanın bir ahlaka sahip olması, hele ki Peygamber Efendimiz gibi temsili bir ahlaka sahip olması kolay bir şey değil. Bunu kolaylaştırabilmenin en temel yöntemi, bu ahlakla ahlaklanabilmenin en temel yöntemi nedir? Hadis-i şerifin metninde der ki Hazreti Ayşe annemiz, orayı da ilave etmekte fayda var, metni tam olarak anlamak için. Siz Kur'an okumuyor musunuz der. Başlangıçta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ahlakı sorulunca, siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an ahlakıydı der. Tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ahlakını insanlara anlatırken ölçüt olarak bence ilk başlayacağımız yer kolaylaştırınız, zorlaştırmayınızdan başlamak lazım. Ondan sonra nefret ettirmeyiniz, sevdirinizde devam etmemiz lazım. Bunun insanlara anlatma noktasında hem dinin ilk tebliğ edildiği Mekke dönemindeki anlayış, algı, insanları çağırdığı, davet ettiği şeyden başlamak lazım. Ölçüden, düşünce sisteminden. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke döneminde İnsanları bir ilaha iman ettirmekten, işte çocukları öldürmemekten, birbirlerine zulmetmemekten, birbirlerinin paralarını, mallarını, mülklerini cebri, haksız yere yememekten, Mekke döneminde olan şeyler bunlar. Birbirlerinin kanlarının, ırzlarının birbirlerine haram olduğunu bildiren çağrılar bunlar. Şimdi içinde bulunduğumuz toplumun konumuna, durumuna göre ve oradaki hastalıkların zirve yaptığı noktaya göre orada ahlakını biz insanlara tebliğ edeceğiz. Ticaret yapmayan insanlara ticaret ahlakını söylemenin bir anlamı yok. Hayvancılıkla hiç uğraşmayan, elinde hiç hayvan olmayan bir kimseye hayvanlara nasıl davranması gerektiğini anlatmanın bir anlamı yok. Bugün için hastalık toplum içerisindeki Müslümanların birbirleriyle olan hukuku. Çünkü Müslümanların şu anda gayrimüslimlerle olan hukuku yok. Müslümanlarla hukuku var. Öyle olunca Müslümanlara anlatabileceğimiz, ahlaki olarak onları davet edebileceğimiz belli başlangıç noktaları var. Bu benim kendimce. Bu bir kendimce, bir Müslümanın diğer Müslümanın dilinden emin olması, bir Müslümanın diğer Müslümanlardan canlarının emin olması, dini meseleleri anlatırken onlara kolaylaştırılması ve dinle alakalı bir şey anlatılırken karşıdaki kimsenin seviyesine göre konuşulması ve o insana sevdirilmesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ahlakı bu noktada çok geniş yelpazede. Hayatın her alanında, her yaşında, her kesimine hitap edecek bir ahlak sistemi var. Bu ahlak sisteminin içerisinde herkes kendi bulunduğu dairede. Mesela evlenecek olan bir kimsenin evlilik hukukuyla, ahlakıyla ilgilenmesi, çocuğu olacak olan bir anne babanın çocuğunu nasıl yetiştirme,
çocuğunu yetiştirme ahlakı, edebi, adabı nasıl olmalı? Bunu öğrenme. Ticaret yapan bir kimsenin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ticaret ahlakı nasıldı? Bunu öğrenme. Ziraat yapıyorsa, çiftçilik yapıyorsa, hayvancılık yapıyorsa bununla alakalı ahlakı nasıldı? Bunu öğrenme. Öğrencilik yapıyorsa üniversitede, orada burada okuyor. Bir öğrencinin ahlakı nasıl olmalı? Öğrencinin davranış biçimi nasıl olmalı? Bunun ahlakının o kimseye öğretilmesi gibi toplumun değişik kesimlerinde, değişik noktalarda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin temel öğretilerinin öğretilmesi lazım. Bunun tamamını bir kimsenin öğrenmesi, çünkü örneğin bir kimsenin hiç kendisini ilgilendirmeyecek bir meslekle, sanatla alakalı bir ahlakla ahlakı öğrenmesi onun için faydasız bir şey. Bir öğretici onu öğrenmeli ama bu herkese lazım olan bir şey değil. Herkes kendince, kendi bulunduğu dairede kendine lazım olan ahlaki sistemi, ahlaki öğretileri alıp öğrenmesi lazım. Ama bu tabii toplum içerisinde biraz eğitim sistemiyle, ailelerle alakalı bir noktada duruyor. Ama orta yerde dolaşan, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ahlakı olarak ortada dolaşan klasik hadisler var, sözler var. Onlar dolaşıyor. Herkes kendi sanatıyla, kendi bulunduğu noktada, kendi bulunduğu dairede nasıl davranması gerektiğiyle alakalı ahlakı öğrenmek istemiyor veya öğretilen bir yer yok. Teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta araştırabildiğimiz kadarıyla tüm Türkiye'de irad edilen bir cuma hutbesi vardı efendim. İzninizle ben birkaç pasaj aktarmak istiyorum cuma hutbesinden. Tam kelime kelime şöyle diyor efendim. Yüce dinimiz İslam'ı sır, gizem, rüya, keşif, kerametler ve gelecek tasavvurları üzerine bina etmeye kalkışmak asla kabul edemez. Kabul edilemez. İlk pasaj bu. Şahsi aciz kanaatimizce de gayet doğru bir cümle. Fakat İslam'ın hangi temeller üzerine bina edildiği de sizin de sıkça sohbetlerinizde dile getirdiğiniz bir unsur. Bunlar temel olarak kabul edilmese bile bir binayı 4 temel unsur olarak kabul etsek, temel, çatı, duvarlar, tezyinat, duvarı binadan bir cüz olarak kabul etmemek, duvarı inkar etmek anlamına gelmez mi diye sormak istiyorum ben izninizle. Bir ikinci pasajda efendim, en büyük keramet daima sırat-ı müstakim üzere olmaktır deniliyor. Bu da bildiğimiz kadarıyla ehli tasavvufun görüşü. Yine siz de sıkça dile getiriyorsunuz. Fahri Kainat Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmaktan daha büyük bir keramet yoktur diye. Çok basit bir şekilde Türkçe'ye bir dil bilgi, Türkçe giriş seviyesi Türkçe'ye hakim olan birinin bile buradan yani keramet vardır. En büyük keramet budur. Yani kerameti topyekün kabul etmeme anlamına gelmez mi diye sormak istiyorum. Yine bir başka pasajda efendim, Allah'ın açık hükümleri dururken heva ve heves eseri rüyalarla amel edilemez deniliyor. Bir rüyanın heva ve heves eseri olduğuna kim kanaat getirebilir, kimler kanaat getirebilir? Peygamberlerin rüyası dışında hiçbir kimsenin rüyası bir bilgi kaynağı kabul edilemez diyerek topyekün bir şekilde rüyaları inkar edebilir miyiz? Bu konuda görüşlerinizi rica ederim efendim. Dün akşam da bunu tekkede sormuşlardı. Ben hutbeyi dinlerken yanımda mahalleden bir kimse vardı orada camide. Dedim, okunan ezan dedim, sahabelerin gördüğü rüyayla oluşmuş bir şey dedim. Hani ezan okundu ya, cumaya çağırdı. Neyle çağırdı? Ezanla çağırdı. Ezanla çağrılan cuma, sahabelerin rüyalarıyla sabitlenmiş bir şey. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, biz namazı nasıl ilan edelim diye etrafına istişare ediyor. Herkes işte çan şey yapalım, o diyor Hristiyanların işi. Kimisi diyor boru öttürelim, olmaz diyor.
İşte kimisi davul çalalım gibi, teneke çalalım gibi bir şey diyor. Olmaz diyor. Sahabenin içerisinde bu namazı tebliğ etme, ilan etme muallakta kalıyor. Ertesi gün rüya görüyor. Sahabeden başka bir zat. Diyor ki ben rüyamda böyle böyle dedi diyor. Ezan okunduğunu gördüm. Kelimeleri böyleydi. Bütün sahabelerin gönlünde bir muhabbet, bir inşirah oluyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de bu rüyayı hemen kabul ediyor. Bilal'e diyor ki çık oku. Çünkü rüya gören diyor ki benim sesim öylesine o gün rahatsızlıktan dolayı kötüydü ki diyor. Yoksa ilk ezanı o okuyacak. Ama ilk ezanı Bilal okuyor. Rüyayı yalnız Bilal görmüyor. Rüyayı başka bir sahabe görüyor. Ve İslam dininin şiarı olarak kalıyor ezan. Bakın şiarı. Ayet var mı? Yok. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin direkt dilinden bu konuda hadis var mı? Yok. Ya sahabenin gördüğü rüya üzerine ezan İslam'ın şiarı oluyor. Şimdi bir kısım insanlar görmüş oldukları rüyaları veyahut da görmemiş oldukları rüyaları görüyormuş gibi göstererekten veyahut da bir kısım insanlar rüyalarla insanları sevk etme, idare etme, baskı altına alma, değişik yönlere çekme. Hani işte rüyamda Hazreti Peygamber Efendimiz'i gördüm, hepiniz bana beşer bin lira vereceksiniz. Rüyamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm, işte hepiniz bu tarafa oy atacaksınız. Veya ben rüyamda şöyle gördüm, yani bu işi böyle yaparsanız böyle olacaksınız. Evet, bunlar normalde her şey istismara açık olduğu gibi rüya denilen şey de istismara açık. Ama din de istismara açık. İstismara açık olmayan dünya üzerinde hiçbir meslek, hiçbir meşrep, hiçbir fikir, hiçbir inanış yok. İnsanoğlu her şeyi, bakın her şeyi istismar edebilir. Her şeyi. Bakın her şeyi, aklınıza gelebilecek her şeyi istismar edebilir insanoğlu eğer nefsine uyarsa. Şeytana uyarsa, eğer kötülük yapmak isterse, bir insanın hangi dinden olursa olsun istismar edemeyeceği hiçbir şey yoktur. Rüya, peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Salih rüya, peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Hadis-i şerif. Şimdi, Diyanet bu fetvasıyla biraz FETÖ'ye yenilik veyahut da Fethullah Gülen'in ve kendisinin ve cemaatinin rüyalarla algı yaptığına inanaraktan bu hutbeyi irad ediyor. Bir kötülükle savaşırken, bir kötüyle savaşırken kendi iyilerinizi, kendi değerlerinizi sahaya sürüp yok etmemektir akıllı olmak. Bir kötülükle savaşıyorsunuz. Sizin değeriniz var. Sizin değerinizi bir kötü kullanıyor diye siz kendi değerinizi yok ederseniz bir gün o değeriniz size lazım olduğunda onu yerinde bulamazsınız. O yüzden kötü ve kötülüklerle mücadele etmenin stratejisi kendi değerlerini sağlam bir şekilde tutunup sağlam bir şekilde o değerlerin üzerinde durmaktır. Eğer kötüler sizin değerlerinizi istismar ederek kullanıyorlarsa siz bu konuda geri adım atamazsınız. Geri adım atarsanız siz kendi değerinizi ve sizi siz eden değerlerinizi yok etmiş sayılırsınız. İslam bu. Salih rüya var mı? Evet.
salih rüyayı reddedersek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin vahiy gelmezden önce bir ara dönem var. 6 aylık. Bu 6 aylık peygamberlik sürecini de reddetmiş olursunuz ki küfür olur. Rüyayı reddederseniz Hazreti İsmail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın Kur'an'la sabit rüyasını da reddetmek zorunda kalırsınız ki küfür olur. Rüyayı reddederseniz Hazreti Yusuf'un henüz daha çocukken 12 tane yıldızın ve bir tane ayın kendisine secde ettiğini gördüğü rüyayı babası Yakub'a anlattığını reddetmiş olursunuz ki Kur'an'la sabittir. Yine küfre düşersiniz. Tecdid iman, tecdid nikah gereklidir. Rüyayla amel edilmez deyip de bütün rüyaları aynı şeyin içerisine koyarsanız Hazreti İbrahim'in İsmail'i kurban götürmeye, rüyasına binaen kurban götürmeye gittiğini reddetmiş olursunuz ki bu da küfürdür. Eğer rüyaları rüyalarla amel edilmez derseniz Yakub'un Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasından dolayı şeytan apaçık insanın düşmanıdır. Sen bu rüyanı sakın kardeşlerine anlatma deyip rüyada rüyayla amel ettiğini reddetmiş olursunuz ki de bu da Kur'an'la sabittir, bu da küfürdür. Ve Bedir'le alakalı, meselede rüyanın gözü açık görülmesi vardır. Bedir'de Cenab-ı Hak ayet-i kerimede der ki, size imtihan için kafirlere size az gösteriyordum, sizi de kafirlere, yani sizi kafirlere az gösteriyordum, kafirleri de size az gösteriyordum. Bu apaçık bir imtihandır der ayet-i kerimede. Bu da rüyanın gözü açık. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Allah'ın öyle arifleri vardır ki onlar gündüzleyin gözü açık rüya görürler der. Bu haldir. Bu yakaza da değildir. Bu gözü açık rüyadır. Gözü açık. Veyahut da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin o hutbenin başındaki bu Cibril'di dedi. Onun Cibril, herkesin insan gördüğünü Cibril olarak görmek, o zaman bu da ayrı bir rüya, ayrı bir haldir ki onu da reddetmiş olursunuz. O yüzden biraz hutbeyi Diyanet hazırlarken teferruatlı hazırlamamış, hata yapmışlar. Çünkü FETÖ ile mücadele edeceğiz, FETÖ ve grubunun avanesinin gördüğü rüyaları boşa çıkaracağız derken rüya gerçeğini yok etmeye çalışıyorlar ki bu yanlış. Allah muhafaza eylesin. Var ya böyle söylerler ya, bütün bizim halkımız da böyle inanır ya. Böyle bir şeydir. Herkesin dilinde pelsenektir bu. Rüyayla amel edilmez canım. Allah Allah. Salih rüyayla amel edilir. Nereden rüyayla amel edilmez olduğunu nereden hükmettin? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri amel etti. Peygamberliğin 46 cüzünden bir cüz. Sahabenin gördüğü rüyalarla amel etti. Ezan, örnek. 46 cüzünden bir cüz. Uyanıkken görme. Utbe, Şeybe öldü. Gitti kabrinin başına. Ey Utbe, Şeybe, şimdi anladınız mı Allah'ın varlığını, birliğini ve benim peygamber olduğumu diye mezara seslendi mi? Ölülerinin üzerine seslendi mi? Seslendi. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri korkusundan bir kadınla ilişkiye girme noktasındayken tövbe edip geri dönüp bayılan, Allah'tan korkarım diyen genç kendini eve kapattı. O korkudan sonra Allah korkusuna bak gençteki. 3 gün sonra vefat etti. Gencin annesi babası utancından, saklıdan gizliden çocuğu defnettiler. Arka sokaklarda dolaştırdılar. 1-2-3 gün böyle Hazreti Ömer Efendimiz genci görmeyince dedi, nerede? Babasına,
O utana sıkıla dedi ki, ya Emirel Mü'minin, bir kadın ona her gece gel diyormuş. Ama o da gitmiyormuş. En sonunda bir gün kapıdan içeri girmiş. Ondan sonra kapıdan içeri girince, ben Allah'tan korkarım, ben buraya nasıl geldim deyip, Allah diyor, bayılıyor. Kadın hemen hizmetçisiyle onu alıyor, çocuğun annesinin babasının evine götürüyor. Diyor ki, böyle böyle oldu, bayıldı. 3 gün çocuk baygın duruyor, ölüyor. Hazreti Koca Ömer topluyor tabiri caizse elini eteğini, öyle hızla gidiyor ki arkasından gidenler diyorlar ki, biz Ömer'e yetişmekte güçlük çekiyorduk. Kabrini sordu, neresi dedi. Dediler ki, Cennetül Baki'de işte bu kabri. Gitti diyor başına. Ey genç, ya felan, ya felan. Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın vaadini gördün mü? Kabirden diyor ses geldi, hepimiz duyduk. Ey Emir el Müminin, Allah'ın vaadi haktır. Allah beni iki lütufla lütuflandırdı. Nereye atacağız bunu şimdi? Bir şeyi reddederken elimizdeki değerleri yok edemeyiz. Ne yapacağız şimdi? Zina haram. Evet. Zina suç bir şey. Tamam. İyi. Bütün kadınları yok mu edeceğiz? Bütün erkekleri yok mu edeceğiz? Zina yapabilirler diye. Kızımız zina yapabilir diye müşrik Mekkeliler gibi kızlarımızı gömecek miyiz şimdi? Biz kötülüklerle ve kötülerle mücadele edelim. Ama değerlerimizi ortadan yok etmeyelim. Değerlerimizi değersizleştirmeyelim. Biz kötüyle mücadele edelim. Herkes rüyayı istismar edebilir mi? Evet. İnsanlar Kur'an'ı istismar ediyor, sünneti istismar ediyor. Her şeyi istismar ediyor, doktorluğu istismar ediyor. İstismar edilmeyen bir meslek, istismar edilmeyen bir şey var mı? Yok. Bugün daha şimdi gemide haber okudum şeyden, telefondan. Tayvan'da Budist millet çocuklarını götürmüşler bir Budist tapınağına, Budizm öğrensin diye. Oradaki bir Budist papaz mı diyorlar, ne diyorlar onlarına? Keşiş. Budist keşiş. Çocukları kırbaçlıyormuş. Çocuğun fotoğrafı var. Flu hale getirmişler, kan revan içerisinde. 13-14 yaşındaki çocuk çırılçıplak. Ve çocuklar sosyal medyadan konum atmışlar, bizi kurtarın buradan diye. Bütün dünya üzerindeki bütün değerler, hele bu inançsa, İstismara açıktır. Allah istismara açıktır. Allah istismara açıktır. Neden? Soyut kavram. İstismarı önlemek için Cenab-ı Hak ayet-i kerimede diyor ki, ey Habibim de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Bakın istismar ne yaptı? Kapattı, örttü. Yoksa bir kimse, bazen söylüyorum yani ben, Bülent Ersoy da çıplak bağrına vuruyor. Allah'ım, ben Allah'ımı çok seviyorum diyor. İyi, haramları ne yapacağız? İstismar bakın. Biz de diyeceğiz ki şimdi, evet ya çok seviyor. Allah Allah, istismar. O da diyecek ki bize, benim ne kadar sevmediğimi nereden ölçüyorsun? Bak elimde ölçüm aleti var. Diyeceğim ki ne kadar uyuyorsun Muhammed Mustafa'ya? Ölçü aleti bu. O yüzden Diyanet'in bu fetvası, tabii kimse tartışmıyor Diyanet'in fetvalarını. Türkiye'de de bir de böyle bir şey var. Mesela Türkiye'de Diyanet'in fetvaları tartışmaya açık değil. Kalkıp da birisi Diyanet böyle bir fetva verdi. Onun karşısında Risale yazma noktasında da değil.
bize soruyorlar. Biz de hak ve hakikat noktasında bildiğimizi söylüyoruz. Özürlü fetva. Yani bu cuma hutbesi özürlü bir hutbe. Efendim, bu noktada cumadan çıkmamız bizim nefis yapmamız anlamına mı gelir? Cumada hutbeyi dinlemek cumanın farzıdır. Hutbelerde çok eksiklik var. Normalde çok eksiklik var ama yine de cami, cuma bizim. Biz oradan çıkmamamız gerekir. Efendim, Allah'ın izniyle vermiş olduğumuz söz gereği sizin de himmetlerinizle inşallah ayakta durmaya çalışıyoruz. Siz sevgi fedakar olmaktır, ahde vefalı olmaktır, istikrarlı olmaktır buyuruyorsunuz sevgiyi tarif ederken. Günlük hayatımızda, iş hayatımızda vesaire zamanlarda bazen kendi şahsım adına öfkenin galebe çalması sevgi noksanımızdan mı, vefalı olmadığımızdan mı kaynaklanıyor efendim? Öfkenin bir tarafı vardır ki tamamiyetle şeytanidir. Bir tarafı vardır ki öfkenin haktır. Ben biliyorsunuz böyle terbiye sisteminde bir kimsenin nefsinin sıfatlarının tamamiyetle yok olacağına inanmam. Ve nefis terbiyesinde bir kimse nefsinin sıfatlarını terbiye eder. Yönlendirir onları. Onları yok etmeye çalışmak bir kimsenin fıtratıyla savaşması, fıtratıyla çatışmasıdır ki bu benim kendimce. Orada o kimsenin mağlubiyeti haktır. Mağlup olur insan orada. Buna ölçü hani üç kişi var ya meşhur. Zaten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin öyle ölçüleri var. Bütün her şeye oradan bir ders çıkarmak mümkün. Zaten peygamberliğinin ötelerden olduğunun delili de bu. Hani üç kişi, birisi hiç cima etmeyeceğim, birisi hiç uyumayacağım, birisi hiç yemeyeceğim dedi. Kısadan kesiyorum, herkes biliyor hadisi. Bu, o kimsenin fıtratıyla savaşmanın yanlış olduğunu gösteriyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Diyor ki, ben yerim, onu uyurum, cima ederim. Öfke, bizim sıfatımızın, bizim nefsimizin bir sıfatı. Ama öfkenin gerçek sahibi Allah zaten. Sebep, Allah gadab. Lanır, gadab ismi şerifi vardır. İnsan o zaman Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecelligahıysa, insanın üzerinde de bir gadab, bir öfke olacaktır. Burada insan öfkesini şeytana, nefsine, kötülüklere doğru yönlendirmekle mükelleftir. Ayet-i Kerim'de o müminler ki müminlere karşı şefkatli ve merhametli, kafirlere karşı şedid, serttirler. O zaman mümin öfkesini kafirlere ve kötülüklere karşı kullanmalı. Kafirlerde de kendisine savaş açan, kendisiyle savaşan kafirlere öfkelenmeli. Öfkelenecekse yalana öfkelenmeli, gıybete öfkelenmeli. Gıybet çok kötüdür demeli örneğin. Ama gıybet edenin boğazına sıkılmamalı. Burası farklı bir şey. Gıybet edene müminse nasihat etmeli. Mümin kardeşine karşı öfkesini sahip olup, hakim olup öfkesine, mümin kardeşine nasihat etmeli. Onu gıybet ediyor diye onun boğazından sıkmamalı. Gıybetin boğazını sıkmalı. Gıybet edenin değil. O yüzden normalde öfkeyi bir kimse kendince, hani bugünkü dilde
öfke kontrolü diyorlar yani. Hani öfkeyi kontrol altında tutmak. Evet, mümin kardeşlerine karşı öfkeyi kontrol altında tutmak. Ama eğer bir kimse öfkelenmesi gereken kötülüklere, öfkelenmesi gereken kafirlere karşı da öfkelenirken strateji gütmeli. Onda dahi öfke kontrolü olmalı. Sebep, siz öfkenizi kontrol edemezseniz, karşınızdaki kafir dahi olsa strateji güdemediğinizden yenilirsiniz. Siz öfkenizi kontrol edemezseniz, karşınızdaki kimse kötülük yayıyorsa o kötülüğü mağlup edemezsiniz. Karşınızdaki bir kimseyle öfkenizi kontrol edemezseniz haklıyken haksız yere noktaya düşebilirsiniz. Yenilebilirsiniz. O yüzden sufiler nefis terbiyesi noktasında öfkelerini kontrol ederler. Öfkesini kontrol eden kendisini kontrol etmiş olur. Dilini kontrol etmiş olur. Kendisini her daim zapturapt altında tutmuş olur. Nefsiyle mücadele etmiş olur. Eğer öfkesini kontrol edemezse yanı başındaki bir kimseye çok rahat bir şekilde kırabilir, incitebilir veyahut da nasihat etmesi gereken bir kimseye nasihat etmeyip ona acı kelimeler kullanırsa onu kaybedebilir veyahut da yapmış olduğu şey müminlik sıfatı olmaktan çıkar. Mümin her alanda, her noktada, her dairede kendisinden müminlik sıfatları sudur etmeli. Nefis terbiyesi budur. Eğer kendisinden her alanda, her noktada, her dairede, günün her saatinde, günün her anında, hatta bunlar böyle biri derler ya halk arasında nasırıma bastı diye, nasırımıza basıldığı anda dahi öfkemizi kontrol edebilip bir strateji güdebiliyorsak bu muhteşem bir şeydir. Çünkü Müslüman kendince kötü ve kötülüklerle şeytan ve nefisle mücadele edecekse onun elinde bir stratejisi olması, onun elinde bir istikamet olması gerekir. O zaman öfkeyi doğru yere kanalize etmek, doğru yerde kullanmak asıl akılcılık budur. Hani başka bir hadis-i şerif var. O sizi bu konuda hani ya böyle bir hadis-i şerif var. Siz şimdi böyle konuştunuz deyip tenakuza düştüğünüzü zannetmeyin. Hani bir hadis-i şerif var. Mealen der ki öfke şeytandandır. Doğru noktada kullanılmazsa öfke şeytandan olmuş olur. Doğru noktada kullanılırsa öfke haktan olmuş olur. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri öfkelendi. Öfkeyi tamamiyetle şeytandan görürsek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri öfkelendi. Nasıl şeytandan göreceğiz? Mesela Hendek'te savaşırken hem bir taraftan kılıç sallıyor. Düşmanlar habire onun bulunduğu çadır istikametine doğru toplanıp oraya saldırıyorlar. Yani çünkü ana merkezi düşürürlerse savaşı bir an önce galip bitirmek istiyorlar. Ve bütün güçlerini toplayıp Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin çadırının bulunduğu yere saldırıyorlar. Şöyle düşünün, hendek var böyle sıralı. Hendek kazılmış. Hendeğin Müslümanlar tarafında olanlar yerlere çadırlar kurulu. Komutanlar gibi. İşte sağ tarafında Hazreti Ebubekir'in, Ömer'in, Osman'ın, sol tarafında Hazreti Ali'nin, diğerlerinin çadırları var. Arkada mesela Hazreti Ayşe annemiz de çadır kurdu oraya. Arkada annelerimizin yani sahabe hanımların çadırları var örneğin. Ve düşman saldırırken hep ana merkez üzerine saldırır. Çünkü düşman eğer ki merkezi çökertirse bütün her yeri çökertir.
Ne oldu? Osmanlı çöktü, İslam dünyasını parçaladılar, paylaştılar mı? Evet. Bak, Müslümanların İslam dünyasının aklı, beyni, gücü, kuvveti, merkezi noktadaki İstanbul düştü, bütün İslam dünyası düştü. Kargalar gibi, leş kargaları gibi, kurtlar gibi üşüştüler. İslam dünyasının her şeyini yiyip parçaladılar. Neresi düştü? Ana merkez düştü. Aynı şekilde o zaman için mesela bir topluluğun, bir siyasi topluluğun lideri düşerse bütün siyasi topluluk düşer. Merkez düşerse her taraf düşer. Doğu toplumlarında herkes merkeze bağlıdır. Batı da aynıdır. Batı'da siz kraliyet ailesini düşürürseniz Batı'yı düşürürsünüz. Bunun gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin çadırının bulunduğu yere, onun savunma yaptığı yere doğru saldırıyorlar düşmanlar. Öyle ki bir nefes alamıyorlar. Aman vermiyor düşman. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir ara Hazreti Ömer Efendimizin tarafına da saldırıyorlar. Mesela onların bulunduğu yerlere beşer onar tane asker saldırıyor ki onları oyalıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin tarafına yardım etmesinler diye. Oraya beşer onar asker saldırırken Hazreti Peygamber Efendimizin tarafına 50 asker saldırıyor. Mübarek hiç atın üstünden inmiyor. Çatır çutur kılıç sesleri geliyor. Ve o arada Hazreti Ömer Efendimiz'le karşılaşıyor. Diyor ki sen namazı kıldın mı? Bakın yaka paça can alıp can verirken sorduğu şeye bakın. Bakın sorduğuna bakın, dikkat edin. Can alıp can veriliyor. Kılıç şakırtılarının arasında Hazreti Ömer Efendimiz'e diyor ki namazını kıldın mı? Kıldım ya Resulallah. Böyle birden damarları kabarıyor. Bu lanet olasıcalar yüzünden diyor. Kılamadım namazımı. Bunu söyledikten sonra zaten şey ne o? Savaş birden şeye düşüyor. Yani o ateşini, hararetini aşağı düşürüyor. O zaman o gün gecesinde öğleyi, ikindiyi, akşamı, yatsıyı hepsini ardı ardına kılıp cem ediyor. O günün akşamında. Şimdi orada o esnada ne yaptı? Gadaplandı. Hani bir avuçta toprak atıyor ya, o zaman da gadaplanıyor. Gadaplandı. Demek öfkelendi. Ama onun öfkesinde hikmet var. Onun öfkesi hak. Şeytani değil. Eğer bir mümine, Müslümana öfkeleniyorsanız evet şeytani. Allah muhafaza eylesin. Efendim bir kişi haksızlığa uğradığında hakkını savunurken bunun şeytani öfkeye dönüşmemesi için nasıl konuşmalı karşısındakiyle? Öfkesine mağlup olmayacak. Eğer bu mesele dini bir mesele ise onun karşısında ayetle hadisle ona nasihat edecek. Dini bir mesele. Ayet hadisle nasihat edecek. Bu ekonomiyle alakalı bir şeyse, karşısındaki kimseye ekonomik olarak genel doğrularla hakkını arayacak. Bu eğer siyasi bir şeyse, siyasi olarak siyasi meselelerle alakalı hakkını arayacak. Bu noktada öfkelenip Müslümansa karşısındaki kimse, öfkelenip hakaret etmek, ne bileyim onu böyle iftira etmek, ona gıybet etmek yok. Ama yani günün insanları bunu çok az uyguluyorlar. Hocam, iki bayram arası nikah ya da düğün olabilir mi? Olur. Hiçbir şeysi yok. Nikah dediğiniz şey bir dakika sürmüyor zaten. Olmaz diyorlar da. Yok.
İki bayram dedikleri onlar hani bayram namazının, bayram namazı sabah namazıyla başlıyor ya, bayram başladı. Birinci yani diyelim ki kurban veya Ramazan bayramı. Bazen kurban ve Ramazan bayramları birinci günleri Cuma'ya da denk geliyor ya. Cuma'ya denk gelince iki bayram olmuş oldu. Veyahut da bir bayram, kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü, dört gün ama üçüncü gün şeye kadar, ne o, ikindiye kadar devam ediyor ya. Örneğin işte böyle bayrama denk gelirse Cuma, iki bayram bir yerde olmuş oluyor. Diyorlar ki işte iki bayram arasında bu halk deyimi, yani herkesin işi var, gücü var. Ondan sonra bayramın birinci günü millet misafirliğe gelecek, gidecek. İşte siz düğün telaşı çıkarıyorsunuz gibisinden bir halk deyimi, dini bir karşılığı yok. Teşekkür ederim hocam. Nikah dediniz çünkü bir dakikalık bir şey, bir erkek bir kadına ben seni nikahıma aldım dediğin, o da kabul etti mi nikah bitti, bir dakika sürmez. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. İnsanlar uzatıyorlar nikahı. Evliliği, her şey. Öyle annesine gidecek soracak, babasına gidecek soracak, yok teyzesine soracak, yok teyzesinin kayınvalidesine soracak, kayınvalidesinin dünürü var, o ne der, ona soracak. Dolu. Bu Diyanet'in fetvasıyla ilgili... Hutbesi. Hutbesiyle ilgili hutbede peygamberlerin görmüş olduğu rüyaları istisna tuttular. Orada da Diyanet'in hakkını yememek lazım. Fakat şöyle de bir durum var. Yani adam cezaevlerinin içerisinde Clinton'u görmüş. He, onu okumuştum. Evet, Clinton'u devam. Görmüş. Yani Diyanet bu kadar mı aciz? Clinton mu şey ya? Hillary Clinton. Amerika'nın başkanı. Hillary'yi mi görmüş? He. Şimdi bu en aptal adam bile bunu anlar. Bu deccaliyetin, şeytaniyetin bir şubesi olan bir ülke bu Amerika. Bunun başkanı da olumsuz kuvvetlerin arkasında var olduğunu herkes bunu tanımlayabilir. Yani sokaktaki adam bile bunu biliyor artık. Diyanet çıkıp burada şunu yani rüyayı, kardeşim senin görmüş olduğun rüya şeytaniyete dayanıyor. Senin görmüş olduğun rüya kötülüğe ve olumsuzluğa dayanıyor. Ama onu Mustafa Özbağ söyledi bak. 10 günden beri saldırıyor millet. 5 günden beri saldırıyor. Onu Mustafa Özbağ söyledi. Onu Diyanet söyleyemedi. İşte Diyanet'te bunu söyleyebilecek ilim bu noktada olmadığından mı komplekesi olmadığından, batıyor? Olmadığından. Yani o rüyanın normalde aslında tevilinin ne olduğunu bilmiyorlar. O yüzden o rüyanın tevilini de ben söyleyince Twitter'da bu gördükleri rüya Clinton'ı, ne o Hillary'yi görmüşler ya, o Hillary'yi gördükleri bu rüyadan dolayı yollarının hak olmadığı belli. Eğer rüyada dedim, mesela rüyalarında bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini göreylerdi ziyarete geldiğini, Hazreti Yusuf'u göreylerdi ziyarete geldiğini hak bir şekilde veyahut da bir sahabeden bir kimseye, mesela zalim devlet tarafından hapsedilen ve hapiste şehit edilen İmam-ı Azam'ı görselerdi. Bakın hapse düşenler, mesela Yusuf'u görseydi mana değişirdi. İmam-ı Azam'ı görseydi mana değişirdi. Hazreti Peygamber Efendimiz'i görseydi mana değişirdi. Hazreti İsa Efendimiz'i görseydi mana değişirdi. Cezaevine girmiş Bediüzzaman'ı görselerdi mana değişirdi. O rüyaların içerisindeki rumuzlar, hani rüyayı net olarak anlatıldıklarında rüyalarına ne tarafa gideceği, ne olacağı da manası değişirdi. Ben o haberi kısaca okudum. O haberi okuduktan sonra Twitter'da paylaştım. Dedim ki bu gördükleri rüyadan dolayı yaptıklarının hak olmadığı, yollarının hak olmadığı görünüyor dedim. Zaten kıyamet koptu, kriptolar başladılar saldırmaya. Başlangıç oradandı. Diyanette bunu ayırabilecek ilim, bu noktada ilim tahsil etmiş kimse yok mu? Profesörler bilmiyor bunu. Bunun
ilmi tahsil edilmediği zaman adam bu sefer rüya şubesini komple silip atıyor. Silip atıyor ama rüya bunu o kimsenin anlayabilmesi, bilebilmesi için bir mürşid-i kamile intisap etmesi lazım. Aynı zamanda onun kalbi ilme, bu metafizik ilme aşina olması lazım. Bilemezler. Diyanetin kendi yaptığı hak mı oluyor? Bilemediğinden ötürü zarar gelebilecek de olduğunu görürse kesiyor oradan. Bilmediğinden dolayı o şimdi hangi rüyanın salih rüya olduğunu, hangi rüyanın salih rüya olmadığını bilemediğinden dolayı rüya kapısını otomatikman kapatıyor. Yani parmakta rahatsızlık var, eli kesiyor. Yani normalde işte ne olmuş? Eli kesse iyi, kolu kesiyor. Eli kesse kabul edeceğiz. Parmakta rahatsızlık var, koldan götürüyor. Bir uzvu götürüyor. Bakın eli kesse bir şey demiyor, koldan kesiyor. Rüyayı komple, rüya kapısını kapatmak hadis-i şeriflerin metnine de aykırı. Peki Türkiye'de bu rüya ilmini üniversitelerde veya Diyanet'in talebelerine ilmi olarak okutulabilecek bir düşünceniz, bir fikriniz, bir yol göstermeniz ne düşünüyorsunuz? Bu normalde üniversitelerde bu ilmin yapılabilmesi için örneğin işte üniversitelerde sufi öğretinin serbest olması lazım. Üniversitelerde bununla alakalı üniversitelerin buna açık olması lazım. Üniversitelerde gönüllülük esasına dayalı gençler böyle bir şeyle ilgilenmek isterlerse bir sufi meşrebe intisap etmeleri gerekir. Yani o sufi meşrebe intisap edenler o sufi meşrebin içerisinde yetişerekten bunun hem zahiren hem de manen öğrenebilirler. Türkiye'nin çok büyük bir oranda Vehhabi çizgisine kaydığı söyleniyor. Bu Vehhabi çizgisine kaymasının bir sonucu olarak değerlendirebilir miyiz? Bu normalde biraz Ali Şeriati çizgisi. Şia çizgisi mi oluyor? Biraz böyle tam Şia değil. Ali Şeriati Şia da değildir tam. Yani Ali Şeriati Şia da Ali Şeriati'ye karşıdır. Biraz böyle Seyyid Hüseyin Nasır Ali Şeriati çizgisi bu. Biraz daha bunda Said Havva, ondan sonra kokuları var bu meselelerde. Genelde bugün için Diyanet'in içerisindeki ilahiyat kökenliler Seyyid Hüseyin Nasır, Ali Şeriati, Said Havva çizgisinde duruyorlar. Bunlar biraz böyle Anadolu'da neşvi neva bulmuş, Anadolu'yu sevgisiyle, muhabbetiyle yoğurmuş olan Yunus, Hacı Bektaş, Hazreti Mevlana, Hacı Bayram ve Veli çizgisinin dışındadır bunlar biraz. Bu noktadalar. Öyle olunca da İslam'ın kendi içerisinde, yani aslında din baştan aşağı metafiziktir. Bakın baştan aşağı metafiziktir din. O metafizik ölçüyü reddediyorlar. Evet. Bir sorum daha var benim. Bu son dönemde bir film var. Hazreti Peygamber Efendimiz'in çocukluğunu anlatıldı. Bu husustaki düşünce ve görüşlerinizi rica ederiz. Film çekilebilir ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin zahiren ama çocuk, ama büyük, ama küçük hiç kimsenin onu temsil etmemesi gerekir. Peki. Bu çünkü normalde şimdi ya çocukluğunu gösterecekler deyip böyle hani kendi içimizden, kendi kendimize onu makul görmeye kalkarsak yarın öbür gün büyüklüğünü çekmeye çalışırlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin hadis-i şerif var. Benim resmimi nerede görürseniz görün, ayaklarınız altında alın, çiğneyin diye. Şimdi Müslümanlar kalkıp o filmde
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin çocukluğunu oynayan bir çocuk görürlerse onu ayaklarının altında çiğnemeleri lazım. Hadis var. Bu sanki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ni anlatıyormuşuz gibi başlar bu tip şeyler. Ama ileride bunun yolu çığırı çıkabilir. Yani birisi bu, bakın bunlar böyle öyle bir büyük tezgah, öyle bir büyük oyun ki bunu şimdi bir İslam dünyasında gayet makul bir şekilde, gayet böyle bize makul gelen bir şekilde Hazreti Peygamber'i tanıtacaklar ya. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ni tanıtacakları için yani öyle bir film çekmelerinde ne beis var denilebilir. Yarın öbür gün Amerika Hollywood sistemi bir sapkın bir peygamber filmi çekerse ona neyle karşılık vereceğiz? Veyahut da herhangi bir film endüstrisi kalkıp da Hazreti Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin filmini çekiyorum diyerekten Kur'an ve sünnete aykırı objeler, Kur'an ve sünnete aykırı prototipler, Kur'an ve sünnete aykırı bir film senaryosu yaptığında biz ona neyle cevap vereceğiz İslam dünyası olarak? Yine sohbetin başına geleceğiz. Yani bir şeyde değerini yitirmemek, değerlerimizi yitirmemek. Kardeş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin 1400 yıldan beri resmini yapan olmamış. Resmi yapılmamış. Hiç kimse resmetmemiş onu. Siz şimdi bıraktık resmini, siz onun şimdi filmini çekiyorsunuz. Bu dini noktada caiz değil. İzlenilmesi de caiz değil onun. Bakın, izlenilmesi de caiz değil. Ve bu çok büyük bir sıkıntıya yol açacak, kapı açacak bir şey. Ve bu çok büyük sıkıntıya kapı açacak bir bidadı, bu büyük bir el bombası aynı zamanda. Bunu İslam dünyasının içinde yaptırıyorlar şimdi. Önce diyorlar ki, siz makul ve malum bir peygamber portresi çizin. Çocukluğunu çekin. Yarın öbür gün Hollywood, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ne haşa terörist olarak bir film çekerse ne yapacağız biz? Hollywood kalktı, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin çok evliliğini diline doladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ni sapkın bir film çekmeye kalktı. Neyle karşı geleceğiz? Yapacaklar da. Yapacaklar. Yaptıklarında neyle karşı çıkacağız? Karikatürlerini yaptılar. Alıştırıyorlar bizi. Fıkralarını yazdılar. Batı'da. Alıştırıyorlar. Siz senaryonun hazır olmadığını mı zannediyorsunuz? Senaryosu hazır. Senaryosu hazır. Alıştırıyorlar. Şimdi ilk karşı çıkan, mesajları veren benim yine Türkiye'de. Kendimi methetmek için söylemiyorum. Saldırılara da hazırım, açığım. Bir şey söylemiyorum. Ne geleceğini bilmiyor insanlar arkadan. Evet. Caiz değil, haram. İzlemek de haram. Çekmek haram, izlemek de haram. Çekmek haram. İzlemek de haram. Arkasından da çok büyük oyun var. Evet.
Hatta dedim ki tamamiyetle metafiziktir dedim. Dilimi kısmayacağım artık çünkü. Özellikle ülkemizde ilahiyat tahsilinde de bize öncelikle öğretilen aklın rehberliğinde, aklın öncülüğünde hep bize bu öğretilmiştir, öğretilmeye çalışılmıştır efendim. Bunun da kaynağı olarak ta muallim-i evvel kabul edilen Aristo, muallim-i sani kabul edilen Farabi, İbn Sina, bunun örnekleri İslam'da da var. Yine geçen hafta Bursa'daki sohbetinde siz Tehafütül Felasife demiştiniz İmam-ı Gazali'nin. Ve size sohbet sonunda da bir soru sorulmuştu. İşte İslam bir şablon. Bu şablona hadisleri koyalım. Hangisi doğru, hangisi yanlıştır, buradan nasıl yapabiliriz diye. Siz de bunu şiddetle inkar etmiştiniz. Bunun arkasında ben olduğunu söylemiştiniz. Yani ben hepsini bilirim. Buradan bu yanlışı ayırt edebilecek kapasiteye sahibim. Bu ben ile, bu akıl ile mücadelemiz nasıl olacak efendim? Senin meramını anladım ama ben yine de bir parantez açayım. Buradaki akla karşılığımız Cenab-ı Hakk'ın Kur'an ve sünnetine tabi olmuş akıl değil. Yani biz bunu aklı iki kutup olarak görsek, pozitif akıl, benim için pozitif akıl, Kur'an ve sünnete iman etmiş, Allah'a itaat eden akıl, Resulüne itaat eden akıl. Bu akıl pozitif akıl. Cenab-ı Hakk'ın kastettiği akıl bu. İstediği akıl bu. Bir de negatif akıl olarak nitelendirdiğimiz akıl var. Kur'an ve sünneti sorgulamaya çalışan. Bakın, Kur'an ve sünneti sorgulamaya çalışan. Kendince Kur'an ve sünneti kendi heva ve hevesiyle yorumlamaya çalışan. Kendi heva ve hevesiyle işte Kur'an'a ve sünnete yorum getirmeye çalışan. Negatif akıl da bu. Ama dünya üzerinde negatif akıl hakim şu anda. Yani her şeyi sorgulayacak. Her şeyi sorgularken bir de bize bunu öğretiyorlar ya, sorgulayın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, sorgula. Nereye kadar sorgulayacaksın bunu? Sorgulayacağım mı, iman mı edeceksin? Ama bize diyorlar ki sorgula. Bize diyorlar ki eleştir. Bir de şu var ya, eleştiriye açık olmalı insan. Ya neden sen eleştirme hakkını nereden aldın ki beni eleştireceksin sen? Kim verdi bu hakkı sana? Ama yok. Yani insanların egosunu yükseltmek var ya, az önce ben dedin ya, o beni yükseltmek var. O her şeyi eleştirir. O her şeyi sorgular. Çok akıllı o yüzden. Çok akıllı olduğundan çok sorgular. Çok akıllı olduğundan çok eleştirir. Çok akıllı olduğundan herkes ondan uzak durur. Neden? Sorgular ve eleştirir. Akılsız o. Hiç aklı yok. Çok aklı olan haramlardan en çok kaçan insandır. Sizin en akıllınız en fazla ibadet eden, en fazla haramlardan uzak duran, en fazla Allah'a itaat edendir. En akıllınız. Bakın, akıl ölçütleri değişti. Dinin akıl ölçütüyle dinin dışındaki akıl ölçütü değişti. Dinin dışındaki öğreti de bize çok sorgulayın, çok eleştirin, kabul etmeyin. Öyle anlatmıyorlar mı? Öyle anlatıyorlar. Eleştirirsen doğruyu bulursun. Ya eleştirirse nereden doğruyu bulacak? Yani eleştirebilmesi için o kimsenin o ilme vakıf olması lazım. Sen Kur'an'ı nasıl eleştireceksin? Kur'an'a vakıf değilsin ki eleştireceksin. Sünnete Resulullah'a vakıf değilsin ki sorgulayıp eleştireceksin. Sen bir şey bilmen lazım ki
bildiğin bir şey olması lazım ki sen onu sorgulayıp eleştirebilirsin kendi kendine. Hani neden, niçin yürütmek de değil bu. Mesela İslam nedeni, niçini üretir. Bakın dikkat edin. Neden, niçini üretse o kimse hakikatin hakikatine doğru gider. Sorgulamak, eleştirmek farklı bir şeydir. Nedenini araştırmak, niçinini araştırmak seni ilmin hakikatine götürür. Çay neden böyle? Varlığın üzerindedir çünkü bu. Nedenin içini. Çay neden bu renkte? Çay neden bu renktenin karşılığını vermek istersin? Buna İslam aykırı değildir. Varlığın üzerinde sen nedenin içini araştır. Ama sen Kur'an'ın üzerinde nasıl, Kur'an'ı nasıl sorgulayacaksın? Bir de hani Kur'an'a uygunsa hadisi kabul edecek. Kur'an'ı tam mı bildin yani sen? Kur'an'ı çözdün demek ki sen. Kur'an'ın çözülmeyecek hiçbir şeysi kalmadı. Bitti bütün her şey. Sen alcan hadis metinlerini, örneğin şu anda ayakta duran, kabul edilmiş. Kabul edilmiş. 3 aşağı 5 yukarı. 14-15 bin hadis-i şerif var. Kütüb-i Sitte'de 9 bin kusur hadis var. Bunu Kütüb-i Sitte'nin içine almadığı hadisleri de koyarsak 13-14 bin, 15 bin hadis var. Aslında 30 kusur, 33-34 bin hadis var. 33-34 bin tane hadis var. Ama bunları birbirine benzer yanları var, işte kelimeler birbirine yakın, bir harf fazla, bir harf eksik. Onları böyle hani rivayet edenler, rivayet ederken harf eksikliği, harf farklılığı olmuş. Onları analiz etmişler, onları böyle elden geçirmişler. Tabiri caizse, bunu çok kullanmak istemiyorum ama elemişler. Yani aynı meselede 5 tane hadis var, yani harf farklılığı var. Onları ne ravilerine bakaraktan sağlam olanları almışlar filan. Hadi Kütüb-i Sitte'de 9 bin kusur, 10 bine yakın hadis var. İyi. Hadi 6600 diyoruz ayet-i kerimeyi, kelime yuvarlığı almış. Biz kaç tanesi? Kur'an bütünüyle ayet-i kerimeler orada. Peki kim Kur'an'a uygun olup olmadığını söyleyecek? Bugün için söyleyecek onu, 50 yıl sonra ne olacak? Değerleri atmak var ya, hadislere attık. 50 yıl sonra o hadise ihtiyacımız olduğunda ne olacak? O yüzden buradaki bu böyle bütün her yerde bu benle alakalı. Sufiler de o benle mücadele ederler. Onu yanlış anlıyorlar. Hani bazen bir kimse meramını anlatırken ben böyle düşünüyorum, ben şöyle düşünüyorum deyince bak ben dedi, ben dedi. Ya ahmaklığın da artık ölçüsü kalmadı. Önceden bir seviyesi vardı ahmaklığın, o ahmaklığın da seviyesi kalmadı. Şimdi bir kimse bir meselede kendince, kendi hani düşüncesini, görüşünü anlatmaya çalışırken ben böyle düşünüyorum, ben bunu doğru kabul ediyorum deyince bak ben dedi ya benlikten. Ya buradaki o benden kasıt kendince Kur'an ve sünnetin dışında kendi nefsini, kendi heva ve hevesini ilah edinenlerle alakalı. 4 tane hadis var. Bunun bir tane, bunu ben bunu kendime ölçü alıyorum deyince burada benlik çıkmıyor. Allah muhafaza eylesin. Ama Kur'an ve sünneti anlamaya, çalışmaya, Kur'an ve sünneti yaşamaya çalışmayanlar, Kur'an ve sünneti ben noktasında görüp kendince bu Kur'an'a uyuyor mu? Burada benlik çıkıyor. Yani o kimse ya bu hadis-i şerif nerede geçiyor diye sorsa ona kaynak vereceğiz. Diyeceğiz ki bu Buhari'de şurada geçiyor. Diyeceğiz ki Rudani'de burada geçiyor. Diyeceğiz ki Kütüb-i Sitte'de burada geçiyor. Diyeceğiz ki Tirmizi burada geçiyor bu. Bunu diyeceğiz ki şu rivayet etmiş. Ama öyle düşünmüyor o kimse. Yani o kimse kendince hadisin nerede geçtiğini,
veya hadisten ne anlamamız gerektiğini, bakın hadisten ne anlamamız gerektiğini sormuyor. Bu Kur'an'a aykırı mı değil mi diyor. Diyorsun, ben diyorum ki genelde, Kur'an'a aykırı olduğuna dair bir ayet getir. Bunu soracağına. Ama yok öyle bir ilmi. Bu o insanların kendi beniyle alakalı. Allah muhafaza eylesin. Sufiler bu benle mücadele ederler. Benle mücadele etmenin yolu vahye tabi olmak, teslim olmaktır. Benle mücadele etmenin yolu vahye teslim olmaktır. İslam da vahye teslim olmaktır zaten. Vahye teslim olmak belli. Ne? Kur'an ve sünnet. Teslim ol kardeşim buna ya. Sen kendince aklına al, aklına de ki, ey aklım, şu vahye teslim ol bakayım. Şuraya teslim ol. Sana bir konuda ayet, hadis söylerlerse kabul et. Hanefisen, Hanefi'ye göre böyledir dedilerse kabul et. Al bunu normalde söyleyen kimsenin eğer ki ilmine, bilgisinden şüphe ediyorsan git kitaba danış. Sor. Ya sen bunu Buhari'de geçtiğini söyledin ama bana metnini söyler misin? Nerede geçiyor? Buna söyleyecek bir laf yok. Yani o kadınların şeyiyle hiç el dokanmadığıyla alakalı birisi mesela işte Instagram'dan bana sormuş. Hocam hakkınızı helal edin. Bu paylaştığınız, daha önce paylaştığınız bu hadis-i şerif nerede geçiyor diye. Ben de Instagram'da ona tekrar o dedim teşekkür ediyorum ya. Birisi dedim bana bu hadis nerede geçiyor diye sordu dedim ya. Ben tartışmadan aldım hadisin kaynaklarını gösterdim. Bana döndü adam, dedi ki ya bunca saldırıyorlar sana dedi. Yani bunu dedi, dedim ne diyeyim kardeşim, millet saldırmak için yer arıyor dedim. Sen ilk defa birisi hadisin kaynağını soruyor bana. Ne anlamalıyız buradan diye bana sordu adam Instagram'da. Dedim buradan anlamamız gereken, benim anladığım şey şu. Hazreti, hani diyor ki Hazreti Ayşe hadisi var, hiç eli değmedi diyor. Dedim Hazreti Ayşe annemiz doğru söylüyor. Dedim onun yanındayken, onun gördüğü anda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretinin eli bir başka bir kadının eline değdiğini görmedi hiç. Görmedi. Hazreti Ayşe annemiz evde. Sokakta onunla beraber dolaşmıyor ki. Evde. Evinde otururken, onunla beraberken mahrem bir kadının, hani nikah düşen bir kadının eli ona hiç değmediğini görmedi, eli değdiğini. Ve dedi ki, Muhammed'in eli hiçbir mahrem kadının eline değmedi. Doğru mu? El cevap doğru. Nasıl doğru? Hazreti Ayşe annemiz çünkü onu öyle gördü. Hiç başka türlü görmedi. Yani şimdi sahabe örneğin, hepsi de diyebilir mi? Biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin nübüvvet mührünü gördük. Diyemezler. Neden? Görmediler hepsi de. Kim gördü? Eşleri gördü. Kim gördü? Meşhur ya sahabeden bir kimse. Diyor ki savaştayken benim sen sırtıma kırbaç da vurdun. Ben de şimdi senin sırtını vurmak istiyorum. Herkes fevran ediyor, ağlıyor. Herkes diyor ki ne istiyorsan söyle bize. Bundan vazgeç yani, diyetini ödeyelim. Yok diyor, hayır. Ben diyor onun sırtına kırbacımı vuracağım. Sevgiye bakın. Ne yaptı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin mührünü, peygamberlik mührünü öptü. O dudak yanar mı ya? O da ne dedi? Cennetlik birini görmek istiyorsanız ona bakın. Cennetlik birini görmek mi istiyorsunuz? Ona bakın. Şimdi sahabe ne diyor? Filanca onun peygamberlik mührünü öptü.
filanca. Filanca orada yanındaydı, gördü. Herkes ben gördüm diyor mu? Demiyor. Bakın herkes ben gördüm demiyor. Filanca gördü. Filanca öptü. Koca sahabenin içerisinde öpen kim var? Bir kişi var. Ashab'tan bir kişi öptü. Onca ashab'tan bir kişi öptü. Bakın Hazreti Ayşe annemiz ben öptüm demiyor. Gördü ama öpmedi. Öbür annelerimiz de gördüler ama öpmediler. Öpene dedi ki, cennetlik birisini görmek istiyorsanız ona bakın. Şimdi bütün sahabe öptüm diyebilir mi? Diyemez. Aynen Hazreti Ayşe annemizin hadiste söylediği gibi. Ayşe annemiz de diyor ki, ben onun zaten kıskanç. Mübarek annemiz öyle kıskanç ki. Öyle kıskanç ki. Maşallah, dişi atmaca gibi. Cüveydi annemizi görüyor. Bunu diyor sakın peygamberin önünden geçirmeyin. O bunu görmesin. Cüveydi annemiz çok güzel. Boyu posu yerinde. Çok güzel. Bunu sakın görmesin diyor. Kıskanç. Ama şimdi aynı bunun gibi. Ya o görmedi. Onun o kendince doğru olanı söyledi. Dedi ki ben görmedim. Bitti. Ben görmedim deyince bitti mesele. Doğru. Ama öbürkü de diyor ki gördü çarşıda duranlar. Bir cariye diyor, cariye işini gördürmek için onun elinden tuttu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin elinden tuttu. İşini gördürmek için diyor. Medine sokaklarında dolaştı. Görmüş başkaları onu da. Bırak. Yani peygamberimiz bu bizim sallallahu aleyhi ve sellem. Bir meselede birkaç hareketin olması mümkün. Ne inat ediyorsun, ne itiraz ediyorsun. Sen dokunma hiçbir kadına. Sen kendine ölçü al, eyvallah. Ama itiraz etme. Bunun gibi aklını koyuyor ya ortaya. Buradaki aklını ortaya hani reddetme noktasında koyacağını tercih etme noktasında koysa, birini tercih etse veyahut da evet kabul ettim bunu ya dese, o zaman o kimsenin aklını pozitif göreceğiz. Ama bence bu karşı değil, bu olmaz dediği zaman o kimsede ego çıkıyor ortaya. Allah muhafaza eylesin. O benle sufiler mücadele ederler. O yüzden sufileri çok sevmezler ya. Hani derler ki siz ya böyle işte koyun gibisiniz. Ne alakası var ya? Biz aklımızı Allah ve Resulüne itaat etmekte, teslim etmekte kullanıyoruz. Sen itaat etme, teslim olma. Allah muhafaza eylesin. Efendim, o zaman ben şeytani bir proje, bizim içerimizde kasıt olarak sokulan, dışarıdan sokulan bir proje. İfade buyurdunuz, bunun en büyük düşmanı da benim en büyük düşmanım da Sufi öğretisi. Evet. Peki Sufi öğretisinin hak veya batıl olması noktasındaki kıstaslarımız ne olması gerekir? Çünkü hepsi diyor ki Allah ve Resulüne biz itaat ediyoruz vesaire anlamda söylemlerinde herhangi bir şey yok. Şek ve şüphe yok da biz nasıl ayırt edeceğiz? Bu noktada ölçüm benim kendimce, kendi dairemde arkadaşlara söyleyebileceğim ölçü kendi gittiğim yol olarak. Ben karşıdaki kimse bir şey söylediğinde yani şu ayet dediğinde açıp bakıyorum hemen anında o kimsenin çünkü ilmine karşı bir tereddüdüm varsa. Hadis dediğinde açıp bakıyorum kendimce. Arkadaşlar bu noktada sağlam kaynaklardan zahiri olarak okumaları lazım. Bir, ikincisi arkadaşlar bu noktada biraz bu sağlam kaynakları okumanın üstüne kalbi bir yol yürümeleri lazım. Bu da ancak sevmekle alakalı. Allah'ı ve Resulünü, dinini sevmekle alakalı. Sevmek kalbi bir yoldur çünkü. Severse Cenab-ı Hak onun kalbine ilmin hakikatini indireceğine inanıyorum.
ve o kimseyi, konuşmacıyı dinlerken onun kalbine sıcaklık, soğukluk en azından. Yani o karşıdaki kimseyi dinlerken sufi kalbi, hani ayetle de sabit ya, ferasetlidir, basiretlidir. Onu dinlerken, onun gözünün içine bakarken veya bir yerden dinlerken kalbine sıcaklık, soğukluk gelir ya, onunla doğruyu bulabilir. İnşallah. Efendim, bu eleştiri noktasında hani kendine bir pay çıkaran, eleştirme hakkı gören kendileri. Şimdi bunlara susulduğu zaman kendini hani bu noktada daha fazla haklı görüyor ve üzerine geliyor. Mesela bir hadis-i şerif paylaşıyorsun, hadis-i şerif hemen muhalif oluyor. Susayım diyorsun, olmuyor. Konuşsam bu sefer daha kötü. Yani bu çok... Engelleyeceksin, geçeceksin. Şey, rastladığımız bir durum. Engelleyeceksin, geçeceksin. Hiç tartışmaya gerek yok. Yani bir kimse bir hadis-i şerif. Hadis ya, hadis. Bildiğin hadis. Bildiğin ayet. Veya örneğin Hazreti Mevlana'dan bir söz. Ya git Mevlana'yla tartış. Adam tartışacak ya illa ki. Git Hazreti Peygamber Efendimiz'le tartış. Ama şey... Reddedecek illa ki benliği var, egosu var. Bir kul bulacak onu. Tabi bulacak, yapacak bir şey yok. Kalbinde münafıklık esintisi olduğundan kaynaklanıyor. Yani işin, kitabın ortasından söz bu. Açıkça içimdekini söyleyeyim. Bir kimse Allah'a ve Resulüne, vahye tabi olmuyorsa, bakın vahye tabi olmuyorsa, vahye ait ayet ve hadisleri eleştirmeye, tartışmaya başlıyorsa, o kimsenin kalbinde münafıklık esintisi var. Bu kadar net ve açık. Vahye tabi olan gönül, arı bir gönüldür. Vahye tabi olan. Yapar, yapamaz. Bu ayrı bir şeydir. Bak, her gün içki içiyordur adam. Bu ayrı bir şeydir. Vahye tabidir ama. Adam der ki, ya ben her gün içiyorum ama haram olduğunu biliyorum onun. Bu haram. Ama alıştım ben bu mereteye, örneğin içiyorum ben bunu. Benim için o tehlikeli değildir. Ben hep böyle söylerim, beni de eleştirirler, kızarlar ya. Benim için o tehlikeli değildir. Benim için tehlikeli olan ayet hadis bilip de onu eleştirmeye kalkandır. Onu böyle burkalamaya kalkan, onu böyle orasını burasını oymaya çalışan kimse. Asıl münafık gönüllü odur. Yemin ediyorum, meyhanedeki sarhoş münafık gönüllü değildir. Yeminle söylüyorum onu. Benim çok sarhoş arkadaşım oldu. Çok sarhoş arkadaşım var. Hala da var benim. Hiçbirisinin ağzından Kur'an'la, sünnetle, imanla alakalı bir reddiye duymadım ben. Ben Müslümanların arasına girince, öyle söyleyeyim, hem bir baktım ki ya, bunlar Allah muhafaza eylesin. Yani çok affedersiniz ama necis çukurunda ya. Ya meyhanedeki adam Allah'a, peygambere kurban ya. Kurban kurban adam, ne eleştirmesi ya? Eleştirmiyor adam. Eleştireni kızıyor. Eleştireni reddediyor. Yani sen git bir şeyde, meyhanede otur, Allah'a, peygambere laf söylemeye çalış, bir gör nasıl sopa yiyorsun. Bak en sarhoşuna, ama git en dindarının yanında Allah'ı, peygamberi eleştir, laf söyle, acaba öyle mi der ya? Ya böyle bir necis çukuru yok. Bakın, acaba öyle mi der? Ve korkar, pısırıklık, ona bir şey diyemez. Bir tokat şaplatamaz ona. Bir tüküremez onu. Ya tükürse boğulacak. Kimse tüküremez onu. Sarhoş kafasına bir tane şişe indirir, indirir onu aşağı. Ama adama sarhoş dersin, asıl ayık o. Hani amaç öğrenmek de değil efendim, bilgi
Değil, öğrenmek değil abicim bu zaten ya Allah. Direkt bu adam münafık gönüllü. O da bir de sarhoşu küçük görüyor. Sarhoş bunlar. Ha senden ayık. Asıl sarhoş sensin. Egonun sarhoş olmuşsun, benliğinin sarhoş olmuşsun. Ayet hadisi eleştiriyorsun, ayet hadisi laf söylüyorsun. Asıl sarhoş sensin. Lan o adam iki dubleşmiş, ağzı kokuyor diye sarhoş diyorsun. Senin her tarafın kokuyor. O adam içki kokuyor. Sen necasetin necaseti kokuyorsun. Kurban olayım sarhoşlara ya. Böyle dedikçe çıldırıyorlar. Dinliyorlar ya onu. Yazıyorlar sarhoşları seven şeyh diye. Hiçbir zarar görmedim sarhoşlardan bugüne kadar. Ne gördüysem ben Müslümanım diyenlerden görüyorum zararı. Yok, Allah muhafaza eylesin. Aklın en hakikati, en güzeli, en tatlısı, en pozitifi vahye en güzel şekilde tabi olandır. Met edilen akıl budur. Met edilen akıl budur. Gerek olan akıl, çok affedersiniz, veli de zina olan akıl. Hocam, affınıza sığınarak soruyorum da, az önce Hazreti Ayşe validemizin Cüveyriye annemiz hakkındaki sözlerini söylediniz de, şimdi Peygamber Efendimiz elbette ki kıskanmayacak bir eş değildi. Tabii ki öyle bir eş kıskanılır da. Şimdi Peygamber Efendimizin geliş sebebi ve evlilik sebepleri belli. Bu sebebe dayanarak yani bu güzelliği görmesin deyince sanki akıllarda başka bir soru işareti olur. Affınıza sığınarak, özür dileyerek soruyorum da. Hani bu sözün sahih midir? Rivayet eden kimdir? Kaynakları nedir? Var kaynakları, sıkıntı yok. Ya, evet. Vardır, vardır ha? Da hocam. Yani hatta diyor ki onu görürse vallahi nikahlar kendisine diyor. İşte onu diyorum. Peygamberimiz öyle bir peygamber olmadığı için geliş sebebi belli, evliliklerin sebebi belli. Vallahi ona nikahlar diyor. Nikahlıyor da zaten o da. Ya görüp de mi nikahlamıştır, görmeden mi? Görüyor, görüp de nikahlıyor. O da onu görüyor, görünce nikahlıyor. Hatta bir başkasına cari olarak düşüyor. Bir başkasına cari olarak düşünce ondan satın alıyor. Ondan satın alaraktan kendisi nikahlıyor. Nikahladıktan sonra da onu hür etmek istiyor. Diyor ki kendisine nikahlıyor. İstersen diyor seni hür edebilirim. O da diyor ki hayır ya Resulallah, ben senin yanında kalmak istiyorum diyor. Sonra Cüveyde annemizin babası, dayıları kendi aralarında para topluyorlar onu satın almak için. Medine-i Münevvere'ye geliyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle bu konuda hani görüşmek istiyorlar. O da görüşüyor. Meseleyi ben şimdi daha teferruatlı bir şekilde anlatayım. O da görüşüyor. Görüştükten sonra hatta onlarla beraber oturup yemek yiyorlar. Yemeklerinde hatta onlar keler denilen bir kertenkele cinsinden yemek getiriyorlar. Orada işte yemekler konuluyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine kadınlardan birisi diyor ki onun diyor keler olduğunu söylediniz mi ona? Söylemedik. Söyleyin diyor. Onun keler olduğunu söyleyin. Söylüyorlar. O da yemeği ortaya itiyor. Benim kavmimin yiyeceği değil diyor. Yemiyor onu. Ama diğer yemeklerde yiyor. Onlar böyle işte altın getiriyorlar. Gümüş getiriyorlar. Cüveydiye annemizi geri götürmek için. Cüveydiye annemiz gitmiyor. Diyor ki ben dayılarına ve babasına burada kalmak istiyorum diyor. Sonra zaten Cüveydiye annemiz de bir kabile reisinin kızı zaten. O kabile Cüveydiye annemizin oradaki rahatından, hoşnutluğundan dolayı hepsi de Müslüman oluyor. Zaten hocam yani evlilik sebepleri de zaten o kabilelerin toplu halde akrabalık ilişkileri, bağları kuvvetli olduğu için. Canım kardeşim, sufiler bir şeyin sebebini araştırmazlar. Bizi ilgilendirmez o. Herkesin, bak evlilik sebebi dediğiniz şey sonradan bu konu hakkında yorum yapanların sözü. Birisi onu yorumluyor. Diyor ki, bunun nikahlamasının sebebi bu diyor. Bak yorum o. Bizi ilgilendirmiyor. Biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kaç eş edindiyse hepsi de bizim annemiz, başımızın tacı. Biz eleştirmeyiz hiç.
böyle neden, sebep, niçin ilişkisine de girmeyiz. Biz yani nikahlamış mı? Nikahlamış. Ondan eğer ki sebebi bu dersek, koskoca, koskoca hem evvel hem ahir olan bir peygamberin yaptığı bir şeyi bir daireye hapsetmek olur. Sebebi bu derseniz. Hikmetlerden birisi olabilir. Sebep değil. Hikmetlerden birisi. Hikmetten birisi de bu olabilir. Veya bundan böyle bir hikmet çıkmıştır. Bir hikmet o olabilir. Yani bunun üzerinde konuşulmaya fazla gerek yok. Sufiler bunu çok konuşmazlar. Derler ki ya bundan binlerce hikmet çıkabilir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin her yaptığı fiiliyattan binlerce, milyonlarca, sayısız hikmetler çıkabilir. Bin yıl sonra belki de o evlilikten çok farklı bir hikmet çıkacaktır. Veyahut da o kabile öyle bir kabiledir ki, örneğin binlerce yıldan beri bir peygamber kabul etmemiş bir kabiledir. O kabilenin seyri sülükuna baktığımızda, evveline baktığımızda belki de 2000 yıldan, 3000 yıldan beri bir peygamber kabul etmemiş bir kabiledir. Ve o kabile Hazreti Muhammed'i Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yolları orada kesişmiş 2000 yıllık, 3000 yıllık küfür kabilesi imanla tanışmış olabilir. Anlatabildim mi? Bu normalde veyahut da o kabileden gelecek olan belki de 3000 yıllık sonraki o kabileden gelecek olanlar imanla müşerref olmuş kabile olabilir. Bunlar biraz metafizik, müteşabih mesele. O yüzden bunların üzerinde ya işte sendeki derdi anlıyorum ben. Sendeki dert şu, hani müşrik gönüllüler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin evliliklerine laf atacağım diye uğraşıyorlar ya, sen onun savunmasının altında duruyorsun. Ben de diyorum ki, canım kardeşim, o savunulması gereken bir şey değil. Anlatabildim mi? Bunu gönül rahatlığınla söyle. Bizim peygamberimiz bu. Onun peygamberlerin değil, varlığın evveli. Peygamberlerin sonuncusu değil, varlığın sonuncusu o. Ve varlığın sonu yok, o varlığı son olmayan, ebedi olarak gidecek olan bir peygamber. Ve varlığın başlangıcından, varlığın başlangıcından ta sonuna kadar her şeyin peygamberi. Onun böyle bir basit eş tartışmasına, basit yok onu ondan mı aldı da yok bunu bunun bundan mı aldı, gözün kör olmasın, sen münafık gönüllüsün, seninle tartışmama gerek yok. O bir taşı yerden alsa dahi onda sayısız hikmetler çıkar. Birisi onun bir veçesini görmüştür, onu anlatır. Yanlış mı? Değil. Ama sınırlamak olur. Sınırlamayalım. O 6 değil, 16 değil, 9 değil, 90 tane evlenseydi de yine bizim peygamberimizdi. Ve biz onun 90 tane değil, 900 tane evlenseydi yine peygamberimizdi. Hiç evlenmeseydi yine bizim peygamberimizdi. Onun hiç evlenmemesi peygamberliğini yükseltmezdi. 900 tane evlenmiş olsaydı peygamberliğini alçaltmazdı. Ya çok evlenmiş. Ha çok evlenmiş. O zaman 80 tane evlenen de vardı, 150 tane evlenen de vardı. Ha çok evlenmiş, ne olmuş? Ben öyle deyince kalıyor. Ne olmuş? Sen bunun yüzünden bu peygamberi kabul etmeyeceksen Allah yolunu açık etsin kardeş. Çok. Umurumda sanki. Öyle deyince kalıyor. Yani öyle tartışacak, didişecek bir şey arıyor. Git kardeş kendine bir peygamber ara, hiç evlenmemiş. İsa'yı da evlenmedi diye eleştiriyorlar. Ya bu insanoğlu, bakın bir taraftan İsa'yı evlenmedi diye eleştiriyor. Öbür taraftan Hazreti Muhammed'i Mustafa'yı da çok evlendi diye eleştiriyor. Ne istiyor? Kendi dogmatik akılcığına uygun bir peygamber istiyor. Akılcığı onun ne kadar? Bu. Yani %80'i su olunca öyle düşünüyor.
Onun akılcığı %80'i su. Öyle olunca bu çıkıyor. Ama burasının, bakın buranın %80'i su. Buranın içerisinde bir damla dahi su yok. Burası tamamiyetle nur. Buradan çıkınca senin dediğin gibi oluyor. Allah muhafaza eylesin. Öyle. O yüzden yani buradaki topluluk da üç aşağı beş yukarı öyle olduğu için ha Cüveydi annemizi kız, Hazreti Ayşe annemiz kıskanç. Cüveydi annemizi görünce bakıyor çok güzel diyor. Sakın ha bunu görmesin Hazreti Muhammed. Neden? Nikahlar vallahi diyor. Nikahlıyor o da. Ayıp değil, günah değil. Hatta Cenab-ı Hak ona kapılar açmış. Sen demiş istersen bunların hepsini boşa. Boşarsan Allah sana daha iyisini, daha yenisini verecek demiş. Öyle bir peygamber. İstanbul'da bir böyle bir muhabbet esnasında bir not düşeyim. Böyle birisi böyle bir şey diyecek oldu. Dedim ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sağ olsaydı Allah'ına dinine konuş dedim. Kızını götürür ona teslim eder miydin etmez mi? Ederdim. E dedim aynı şey işte. Herkes etmek istiyordu. Neden? Kıymetli. Bir de çok seviliyor. E çok güzel. Çok yakışıklı. Hani erkek nozlinde. Mekke fethedildiğinde Mekkeli bütün kadınlar, kızlar hepsi de etrafını sardı. Kadınların bu aşırı teveccühünden dolayı devenin üzerine binerekten Sefa Merve'de say etti deveyle. Bu aşırı teveccühten dolayı Kabe'yi devenin üzerinde tavaf etti. Böyle teveccüh var insanlarda. Şimdi hiçbir erkek kendi kendine ben güzelim, ben yakışıklıyım filan demesin. Teveccüh normal. Bakın bu gayet normal, insani bir şey, fıtri bir şey. Bizim peygamberimiz çok yakışıklıydı. Çok güzeldi. Hazreti Ayşe annemiz ne diyor? Diyor ki Yusuf onu görseydi. Onun gerçek cemalini gören kimse elini kesmeye bile harakiri yapardı. O güzelliğe dayanamadı. Kendisini vururdu taştan taşa, balık gibi. Allah muhafaza eylesin. Hala da rüyada onun cemalini tam olarak bir kimse görse, hem vallahi de aklıyla görse, hem vallahi hem billahi o %80'i su olan akıl gider. %20 var ya orada, tamamiyetle su olur. Allah muhafaza eylesin. Gider, %100'ü su olur. O kimseyi dağda bayırda dolaşırken görür millet. Burada. Kaç dakikamız var? 15 dakika. Ya da son soru. Az önce ayet-i okurken kalbin çalışmasından bahsettik. Bunun da sevgiyle olabileceğini söylüyoruz. Peki bu noktada yani bu kapı herkese açık mı? Veya bir sufi öğretinin içindekileri mi açık? Bu kapı herkese açık. Hadis-i şerifte ne diyor? Kim beni annesinden, babasından, eşinden, çocuğundan, malından ve canından fazla sevmedikçe, bunları kim böyle sevmedikçe imanı kemale ermez. Bu kapı herkes açık. Bakın, ne yapmıyor burada? Sevmek. Kim işte beş vakit namazı kılar, kadınlar, ey kadınlar beş vakit farz namazı kılacağınıza, 30 Ramazan orucunuzu tutacağınıza, eşlerinize itaat edeceğinize bana söz verin, ben de size cenneti söz vereyim. Eyvallah. Bak burada diyor ki, beni annesinden, babasından, eşinden, çocuklarından, malından ve canından fazla sevmedikçe imanınız kemale ermez. Sevmedikçe. Sevmek,
Bak sevmedikçe, sevmek ne tarafa dönersen dön. Bak kim şöyle amel ederse demiyor, sevmezse böyle imanı kemale ermez. Koruk kalır o. Üzüm olmaz. Bir şey daha. Efendim mesela biz kendi aramızda bu tarz konuları konuştuğumuzda açıkçası demek gerekirse yani şöyle bir şeye dönüyor. Yani sanki sevgi havadan böyle insana gelen bir şeymiş gibi. Yani böyle bir konuşma ortamı oluyor. Bu nefsaniyetten veya başka bir şeyden... Sevmeye güç yetiremiyor. Nefsine uyuyor da o yüzden. Yani bize vermemiş canım ne yapalım? Yani bize gelmiyor canım. Ya ne alakası var? Kabul etmiyorum. Gayretle elde edilebilir. Evet. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ederim. El-Fatiha'ma salavat.